çok uzun zaman oldu, ne konuşacağımı bilemedim. Şimdi bir sürpriz son dakika eseri, Otağ Tepe'ye gidiyoruz. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Aynı zamanda bu sayfayı, kanalı, Instagram'ı falan hepsini de takip etmenizi istiyorum. O zaman öpüyorum, bay bay. Evet, girişi burası. Otağ Tepe Parkı'nda da bu muymuş? Ben bunu ilk defa gördüm bu arada. Yine bir ilk. Aa, giriş de ücretsizmiş aynı zamanda. Ama belki bulamama durumumuz da olabilirdi. Evet. Güzel bir gizmiz. O zaman getir, çak çak çak. Çak, reklam yapalım azıcık. Belki iş gönderirler. Senin için Sprite'den iş birliği alalım. Benim için de Lipton'dan iş birliği alalım. Şu güzelliğe bakar mısın? Çok iyi, videoyu kapatıp fotoğraf çekmek istiyorum. 10 metre. Yani. Şu iyice bütün yeşillikleri. Tam şurayı bulduk. Şimdi burada bir fotoğraf çekimleri yapacağız. Profesyonel olmasa da. Buraya gelip fotoğraf çekimi yapabilirsiniz aslında. Mis gibi. Bulutlarımız falan filan. Şu teyzeyle amcayı çekeyim mi? Buraların bir çiçek olduğunda daha güzel olur ya. Düşünsen buraya tam baharda oraların hepsi çiçek çiçek buralar. Evet. Harika bir manzara keşfettik yürürken. Ama tabii yakınlaştırmam lazım insanların anlayabilmesi için. Oha. Evet, biz şimdi tabii konuşmam da gerekiyor artık. Otağ Tepe. Otağ Tepe'deyiz. Ufak çaplı fotoğraf çekimleri yaptık şuradaki arkadaşlar gibi. oranın manzarası çok güzel. Seyir terası. Aman ne seyir terası, ne seyir terası. Ha, burada böyle oturmalı bir ağaçlıklar bölgesi var. Oha, sarıldım ağacın balı elime yapışmış. Şu bayrağın güzelliğine bakın. Buna da bir de not çekiyorum. Evet, seyir tepesine çıkıyoruz. O kadar güzel bir seyir tepesi ki. Bakınız. Vay. Şurada da köprü var. Sonra da köprüye gideceğiz. Bir de buradan girişi var. Çok da bir seyirlik bir tepe değilmiş diyecektim. Ha, manzarayı şimdi anladım. Dur, manzara şimdi belli oldu. Seyir tepesi demelerinin mantığı şu, yani esprisi bu. Böyle de bir espri. Ben de bir şey çıkacak sandım. Seyir tepesi dedin. Ha, şuradaki manzara gibi olsa, şu aradaki manzara gibi anlayacağım. Yine bir çekme kavgaları. Aynısını biz de çok yaşamıştık. Çekse şunu. Ya ya sadece deklanşöre basacaksın. Lanet olsun, sadece deklanşöre basacaksın. Evet, bakınız orada da yerler var. Böyle. Buralarda oturmalar falan. Hatta buraya gelip piknik falan da yapabiliyorlar ki, yapabilirsiniz siz de. Ben internette o şekilde görmüştüm. Tabii onu düşünerek hiç gelmedim. O ayrı bir dava. Şöyle bakınız. İkinci el satılık köprü. Çok uygun fiyatı. Sahibinden az kullanılmış. Uyguna bırakırız. Kelepir. Diğer zararına. Köprümüzde karşı da. Aynen, zararına. Zararına satış yapıyoruz arkadaşlar. Bak, böyle yeşillendirmektense zaten yeşillik alanları yakmayıp otel dikmemesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Bu benim şeyim. Büyük ihtimal bu cümleden sonra zaten hayatım bitti. Benim kariyerim bitti bu cümleden sonra. Yani neyse, şaka bir yana, manzaramız bu şekilde. Gayet güzel bir yere, güzel bir şey yapılmış insanlar için.
Kesmiyorum abi, bitirmiyorum. Konuşmaya devam edeceğim. Gelin tam böyle şu konumun, şunun seyir tepesinin aşağısında sol tarafta karşısına gelin. İşte şeyinizi ne o? Örtünüzü koyun, pikniğinizi yapın yani. Örtü atmak, atmak yasakmış. Çay atın. Şey, buraya geliyorsunuz, yukarıdan size çay atıyorlar. Birazdan o festivale gireceğiz biz de. Ama ne demişler? Acı yoksa kazanç da yok. Sadece üzere çıkmak tehlikeli, yasaktır. Evet. Buradaki ağaçlar bayağı büyümüş. Yakmayınca, kesmeyince büyüyorlar. Şimdi burada böyle yazıyor. Çok pardon, bir şey söyleyeceğim. Bana kesinlikle artı verecekler. Burada böyle yazıyor ama buranın fotoğrafları niyeyse herkes piknik yapıyor burada. Nasıl bir mantık o? Haksız da değilim. Çimlere basmayın diyor. Çim yok. Haksız değilim. Fotoğraflarına, tanıtım videolarına herkes her yerde piknik yapıp gülüp eğliyor. Eğleniyor. Eğliyor ne ya? Yere atıyor. Onlar apayrı. Belki de o yüzden pikniği yasaklamışlardır burada. Vallahi hiçbir fikrim yok. Poşet atan nasıl satayım? Yere çekirdek atıyor. Gerizekalı. Sakin ol. YouTube'da da Rütük var. Sıkıntı yaratma. Bazen ben de kendim kaybedip küfür ediyorum. Ondan sonra silmek zorunda kalıyorum bütün videoyu. Ya da o kısmı. Küfür değil. Ona da sıkıntı çıkarıyorlar. Ama mesela hiç demiyor, bir şey çıkartmıyorlar. Ona hiç kimse bir şey demiyor. Açık açık herkes bağıra bağıra söylüyor onu. Ya da mesela salak. Ama işte bazen onların hepsini şey yapıyorlar. Tam olarak nasıl bir işleyişi var bilmiyorum. Evet, böyle bir alana çıktık. Abi ağaçlar çok uzamış ya. Manzarayı kapattık. Ne güzel işte. Buraya kuzasın, ağaç görmeye hasret kaldık İstanbul'da. Gözlerini kapatıp şu aradan girersen manzarayı görüyorsun. Uçurumlanmış. Aa, o kadar sana kalmış bir şey canım. Hislerine güveneceksin. Boğazı boylarsın. Buranın sonu? Bitti bu kadar. Yok, bu kadar. Yanımdaki yardımcı öğretmen kes kapat diyor, fotoğraf çekeceğiz diyor. Hadi bay. Dedim sizi merdiven tırmanışımdan mahrum etmeyeyim. Bir de böyle merdivenimiz var tırmandığımız. Buraya böyle tırmanırken yediklerinizi veriyorsunuz. O yüzden önce aç karnına tırmanın. Ondan sonra yemek yemeye gidin. Böylelikle kilo vermeyip aynı kilonuzu korumuş olursunuz. Nasıl taktik? Güzel. Oh. Sabahki muhabbetten sonra bu merdiven işi biraz sıkıntılı oldu. Burası da böyle bir bölüm. Yorulanların ara ara dinlendiği. Da burada baba. Kimse maske takmıyor. Buyurun, bu kadar kalabalık olmasının esprisi buymuş. Neyse, zaten yukarıda da var o espri. İleride de gözükebiliyor. Neyse, o merdivenler bitince böyle bir alana çıkıyorsunuz. İşte böyle oturmalı falan filan manzaralı köpek dostumuz. Onun dışında yani az önce şu seyir tepesinin olduğu yerden burası. Yani aslında köprü dediğim yer şurasıydı. Onun arkasındaki şu manzarayla
Buradaki bu aslında aynı, hiçbir espri yok. Bu kadar dolaşıp doluşmalarım buraya. Hiçbir esprisi yok. Nereye gidiyor Yunus? Bırak, bırak, bırak. Nereye gidiyor? Evet, şimdi etrafı gösterdim size. Maskesiz bir şekilde şöyle arka taraflara bakarsanız. Kimsecikler maske takmıyor. Şu yüzümün gözümün güzelliği. Ya videoda aslında güzel gözüküyor. Fotoğrafta nasıl çıktım hiçbir fikrim yok. Malı seviyorsun. Bu mal bir harika dostum. Ya bir şey söyleyeyim. Şuraya oturalım, çökelim. Senin üstünde bir şey olmaz. Benim üstümde de bir şey olmaz. Evet. En azından toprağa oturmuş oluruz. Evet. Şöyle bir şuraya da çekeyim. O bayrağın gözüktüğü yerde şöyle küçük bir yer var. O köprüden çıktığınızda şu alana çıkıyorsunuz. Burada yerlere serilip oturun arkadaşlar. Su keşfettim. Ah. Ha, bizim bakı buraya getirelim. Bir tane ördek var da bizde. Kaplumbağalı göl. Kaplumbağa mı göl? Evet. Var mı? Var. Hani? Köprüden görebiliyoruz. Ay ne kadar pis. Çok pis ki. Görsem ne olur? Hayvan ölür be bu pislikte. Yaşar mı hiç? Şu pisliğe bak. Arada bir temizlesen keşke burayı. Ben de diyorum bakı buraya getireyim. Nereye getireceğim? Burada neyin şeysi? Bilmiyorum, burada kaplumbağa olduğunu düşünemiyorum. Bakar mısınız? Hayır, döner. Şunlar, yemin ediyorum şunlar, şu salaklar hiçbir şey yapmıyor ama şu iki salak 10 dakikadır kavga ediyor. Bak hala kavga ediyor, görüyor musunuz? Bak, 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 gidip nasıl ona sataşıyor. Bak manyak, yine sataşıyor. Deli onlar ha. Bilmiyorum ama üstünü ıslanacak kesin. Deli onlar. Bak bak, şu da yavru pıtı pıtı yüzüyor orada kendi kendine. Bak bak bak, ikisi yine bak. Bu sefer o ikisi kavga ediyor. Bir öbür şu ilerideki ikisi kavga ediyor. Bir o ikisi kavga ediyor. Manyak lan bunlar. Tatlılıklara bak, her yerdeler. Allah'ım yarabbim, atlayıp suya mıncırası var hepsinin şimdi. Bu tatlılığına bak bak. Gel Zerda. Zerda gel. Ailesini bırakıp İstanbul'a geldi ünlü olmak için. Teklifleri reddedilince geri dönüyor köyüne. Şu da hayata küstü, ölü taklidi yapıyor. Çünkü onu da reddettiler ajanstan. İstemediler. Daha yaşın küçük dediler. Köye gönderdiler. Orası temiz olduğu için hepsi orada. Ben sana ne dedim ha bak. Burada bir iki tane var. Şu zaten ölmüş sanırım. Pislikten. Ama ben sana dedim pislikte kaplumbağa olmaz diye. Tek takılacağım diye. O evet evet, o şey. Şurada rüzgar bu taraftan estiği için burayı daha çok çalı çırpı toplamış. Nerede? Ya aslında şu pis değil ama bunlar hep yaprak. Ha şurada arkadaşımız. Bu hayata küsmüş. Hayatın zorluklarını artık bıkmış. Kendi içinde Müslüm Gürses söyleyerek ağlıyor. Jilete vuracakmış kendini, öyle diyor.